İsmail Saymaz, Sinan Ateş'in katillerini kurtarma planı. Sinan Ateş suikastı, 3 yıldır devam eden bir saldırı silsilesinin son halkasıydı. Atılan ilk yumruk ile sıkılan son kurşun bağlantılıdır ve aynı suç örgütünün eylemleridir. Bu suikastin bir suç örgütünün eylemi olduğuna ilişkin delil mi arıyorsunuz? Ateşten sonra saldırıların bıçak gibi kesilmesi bile başlı başına bir kanıttır. Çünkü o ana kadar, vur, diyenler ateşten sonra, dur, demiştir. Nasıl Sinan Ateş suikasti, bir suç örgütünün eylemi ise, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıkların savunma stratejisi de bir organizasyonun ürünüdür. Azmettirici Doğukan Çep, tetikçi Eray Özyağcı ve Özyağcı'yı suikast mahallinden motosikletle kaçıran Vedat Balkaya, emniyette, savcılıkta ve defalarca çıktıkları hakimliklerde bir gün olsun dile getirmedikleri bir senaryoyu duruşmalarda anlattılar. Senaryo, sözcüğünü seçerek kullanıyorum. Hani, vefasızlıktandı. Özyağcı, ifadelerinde, gösterdiğim vefaya karşılık vermediği için aramızda husumet oluştu, kendisini yaralamak için bir takım planlamalar yaptım, demişti. Azmettirici Çep de, ateşi ve yanındakileri tanımam, böyle bir olayın olacağını bilmiyordum, diye konuşmuştu. Tetikçi Özyağcı'ya araç bulması için yardım ettiğini, cinayet işleyeceğinden haberdar olmadığını öne sürmüştü. 19 ay sonra bugün ifadelerini değiştirdiler. Bu kez Çep, azmettirici benim, dedi. Ateş'le 2019'da Aziz Mahmut Hüdayi Camisi'nde karşılaştığını, Hasan Ferit Gedi'yi öldürmekten aldığı cezanın çözümü için ondan yardım istediğini ileri sürdü. Ateş'in 1 milyon TL istediğini, 650 bin TL verdiğini, davayı çözmeyince ayağından vurmaya karar verdiğini iddia etti. O fotoğrafı ben yayınlamıştım. Bu anlatımlarda tek doğru, Ateş ve Çeb'in Aziz Mahmut Hüdayi Camisi'nde 8 Mart 2019'da sabah namazında karşılaşıp fotoğraf çektirmiş olması. Zaten o fotoğrafı geçen yıl ben yayınlamıştım. Ancak Çeb, camideki karşılaşmayı eksik anlatıyor. Ateş, yalnız değildi. İstanbul'u ziyaret ettiği bir gün Ülkü Ocağı'nın yöneticileriyle namaza gitmişti. Yanında hali hazırda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olan Ömer Şanlı, Deniz Güzeley ve Kadir Ensar Ejder de dahil 50'ye yakın kişi var. Şanlı, ek soruşturmada şüpheli. Ejder, tutuklanıp bırakıldı. Güzeley'in de Ayşe Ateş'in ifadesinde adı geçiyor. Ateş ile Çep arasında böyle bir diyalog yaşanmış olsaydı, yaşarken ona cephe alan üç eski, ülküdaşı, hatırlar ve anlatırdı değil mi? Neredeyse eşi azmettirdi diyecekler. Gelelim, senaryodaki, cinayet, bölümüne. Tetikçi Özyağcı, emniyet ifadesinde suikast anlarını şu şekilde anlatmıştı, ateşin bacaklarına doğru 3-4 el ateş ettim. Selman'ın silah çekmesi üzerine can güvenliğimi düşünerek, ateşi etkisiz hale getirmek maksadıyla hızlı şekilde ateş etmem neticesinde şahıs hareketsiz kaldı. Özyağcı, savcılıkta, amacım yaralamaktı. Sendelerken önüme doğru düşünce amacımın dışında mermiler bacaklarının dışındaki bölgelere isabet etti, demişti. Özyağcı, bugün bambaşka bir sahne anlatıyor. Ateşin bacaklarına ateş ettiğini, yanındaki iki kişinin kendisine nişan aldığını iddia ediyor. Kaçarken, reisi vurduk diye bağırtılar duyduğunu savunuyor. Öldürücü kurşunun, Ateş'in teyzesinin oğlu, bacanağı ve yakın koruması Selman Bozkurt ile öğrencisi Ahmet Keçik tarafından sıkıldığını ima sürüyor. Neredeyse, eşi Ayşe Ateş azmettirdi, diyecekler. Kim bu, Mustafa Kemal? Tetikçi Özyağcı, olay yerinden motosikletli Balkaya tarafından kaçırıldı. Konya-Ankara yolunda benzinlikte indiler. İddianameye göre, Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı 06 BSG 441 plakalı araçla Gölbaşı'na götürüldü. Ardından Emre Yüksel yönetimindeki, MHP'ye tahsis edilmiş olan, ancak Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın makam aracı olarak kullanılan 06-65021 plakalı çakarlı araçla aynı gün İstanbul'a kaçırıldı. Özyağcı, ifadesinde, kendisini Gölbaşı'na götüren araca ilişkin, sürücüyü tanırım, adını vermek istemiyorum, demişti. Kendisini Gölbaşı'ndan İstanbul'a götüren farklı, sürücünün aynı olduğunu söylemişti.
Bugün ise Ankara-Konya yolunda kendisini alan aracı Mustafa Kemal adlı bir arkadaşının kullandığını ileri sürüyor. Gölbaşı'nda yarım değil, 4 gün saklandığını ve İstanbul'a değil, İzmir'e gittiklerini ileri sürüyor. Mustafa Kemal kim ve nereden çıktı? Diyeceksiniz. İhtimal, Özyağcı'yı sakladığı iddiasıyla 2 Şubat 2023'te evinde arama yapılan ve bulunamayan Mustafa Kemal Aygün'ün ismini söyleyecekler. Aygün'ü, yokluğunda suça dahil edecekler. Balkaya ise ifadelerinde, tetikçinin bindiği aracın sürücüsü için tarif edici hiçbir cümle kullanmazken, duruşmada, gür saçlıydı, dedi. Çünkü Demirbaş, Kel, siyasi bağı koparmak istiyorlar. Böylece suikastin siyasi ayağında olmakla suçlanan Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'i dosyadan kurtarılması amaçlanıyor. Sinan Ateş'in katillerini kurtarma planına göre, ÇEP, Özyağcı ve Balkaya'dan oluşan kriminaller, siyasi ayağın suçtan bağını koparıp beraat ettirecek bir ifade veriyor. Bu, iyiliğe, karşılık siyasi ayak, kriminal ayağa yargıdaki gücünü kullanarak, daha düşük bir ceza sözü vermiş olabilir. Ağırlaştırılmış yaralama suçundan en fazla 12 yıl alarak, birkaç yıl yatıp afla kurtulabilirler. Yoksa kasten öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis yiyebilirler. Kendileri açısından, bulabildikleri en akılcı plan bu olsa gerek. Sinan Ateş davası sanıkları 19 aydır tek başına hücrede kalıyor. Birbirleriyle haberleşemiyorlar. Nasıl oldu da bu senaryoyu kafa kafaya vererek çalışıp ezberlemiş gibi dile getirdiler? Acaba onları ziyaret eden üçüncü kişiler, misal kimi avukatlar, sanıkları ortak bir senaryoda uzlaştırmış olabilir mi? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların ziyaretçi listelerini gözden geçirmeli ve aralarında ortak isimler bulunup bulunmadığına bakmalıdır. Sinan Ateş suikastinin, suç örgütünün eylemi olduğuna dair bir diğer delil de, aylardır birbirleriyle görüşmeyen sanıkların, geçmişte hiç dile getirmedikleri bir savunmada birleşmeleridir. Gazetecileri tehdit etme cüretini kimden alıyorlar? Sinan Ateş davasının ilk duruşması. Gazetecilerin bulunduğu bölümden yargılamayı izlerken birkaç metre ilerimde sanık bölümünde oturan azmettirici Doğukan Çep, arkasına dönüp gülerek bana baktı ve, "Seninle hesaplaşacağız," der gibi kafasını salladı. Birkaç dakika sonra da tetikçi Eray Özyağcı, abisinin tehdidini tekrarladı. İkinci oturuma geçildi. Salondaki yerlerimizi aldık. İki jandarmanın arasında oturan Çep, yine bana dönüp elindeki dosyayı gösterdi ve, "Benim için torbacı yazmışsın," dedi. En ön sırada oturan gözcü Suat Kurt ise hakkında cinsel tacizci dediğimi iddia ederek, "Görüşeceğiz," diye tehdit savurdu. Oysa Kurt'un sabıka kaydını yazmıştım sadece. Yargılamanın ikinci gününde de tehditler eksik olmadı. Çep, salona getirilirken bana baktı. Yine kafasını salladı. Öyle pervasız ki, salondan çıkarılırken, gözleriyle beni aramış. Erken ayrıldığım için beni göremeyince diğer meslektaşlarıma öpücük atmış. Sinan Ateş suikastinin azmettiricisi, tetikçisi ve gözcüsü beni ve gazetecileri tehdit etme cüretini nereden ve kimlerden alıyor? Acaba, suikasti gündemde tutan 3-5 gazeteciyi de korkutup susturursak dosyayı karartabiliriz, diye mi düşünüyorlar? Eğer öyleyse çok yanılıyorlar. O polisler M7'nin yurt dışına kaçacağını biliyormuş. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürütürken darbe iddiasıyla gözaltına alınan eski polislerle ilgili iddianame Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 12 sanık var. Bu sanıklar arasında, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile Komiserler Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca yer alıyor. Öner hariç, diğerleri tutuklu. Tanıkları etkilemeye teşebbüs, göreve ilişkin sırrın açıklanması ve görevi kötüye kullanma suçu yöneltiliyor. ABK davası tanıklarından Nurullah Özgür Kopuk da sanık. Ayaklarında elektronik kelepçe varken, 27 Kasım 2023'te firar edip yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik de sanıklar arasında. Gizliliğin ihlali ve yargı görevini yapanı etkilemekle suçlanıyor. Sertçelik, gizli tanık M7 olarak biliniyor. Sertçelik'in kaçışına yardım eden babası Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ramazan Kubat,
Kubat'ın arkadaşı Mustafa Çotuk ve Adem Kaçan suçluyu kayırmaktan yargılanacak. Duruşma için 17 Temmuz'a gün verildi. Usule aykırı rapor yazdırdılar. İddianamede, sanık polislerin sert çeliğe, gizli tanıklık kararı alınmadan önce ve soruşturma süreci boyunca görev ve yetkileri olmadığı halde koruyucu tavır takındığı belirtiliyor. İkinci kez gözaltı kararı verilen sert çeliğin tutuklanacağını düşünerek, yurt dışına çıkma planı yaptığı anlatılıyor. Polisin gözaltıyı önlemek amacıyla, 20 Kasım 2023'te vurulan sert çeliğin gözaltına alınamayacağına dair hekimi yönlendirerek, usule aykırı doktor raporu temin ettikleri kaydediliyor. Rapor sayesinde sert çeliğin gözaltına alınması kararı yerine getirilmedi. Ancak savcılık tarafından sert çeliğin 27 Kasım 2023'te hazır edilmesi talimatı verildiği anlatılıyor. Bu durumu öğrenen sert çeliğin kaçtığı belirtiliyor. Bildikleri halde, bulamadık, dediler. Komiser Ufuk Gültekin'den elde edilen, sert çelik ile 26 Kasım 2023 tarihli ses kayıdında bir skandal çıktı. Sert çeliğin yurt dışına gideceğini Gültekin ve Karaca'ya beyan ettiği, bu durumdan sıralı amirleri Demircan, Öner ve Çelik ile ilk yazın haberdar olduğu anlatılıyor. Öner ile Demircan'ın 29 Kasım 2023 tarihli WhatsApp yazışmalarına göre, sert çeliğin Ankara'dan kaçtıktan sonra İstanbul'a gittiğine dair mesajlaştıkları anlaşılıyor. Sert çeliğin İstanbul'da olduğunu bilmelerine rağmen bulunamadığına dair tutanak tutularak, gizli tanığı kayırdıkları belirtiliyor. Sert çeliğin 4 Aralık 2023 günü yasa dışı yollardan yurt dışına çıkması üzerine sanık polisler usulsüz şekilde gizli tanıkla irtibata devam etti, birden fazla kez telefonla görüşüp kayda aldı. Sert çeliğe mahkemede nasıl ifade vermesi, ifadelerinde hangi değişiklikleri yapması ve kimleri eklemesi gerektiğine dair yönlendirmeler yaptıkları anlaşıldı. Ece Rona'yla buluşmuş sert çeliğin kaçışı şekli de aydınlandı. İddianameye göre, sert çelik, 27 Kasım 2023 günü babasına, pansumana gidelim, dedi. Arabayı sert çelik kullandı. Sonra direksiyonu babasına verdi. Yolda araçtan inerek, telefonla görüştü. Babası anlatıyor, görüştüğü kişiye konum attı. Yarım saat sonra araçla sakallı, iri yarı bir şahıs geldi. Bu kişi, firari Adem Kaçan'dı. Kaçan, baba oğlu Eryaman'da daireye bıraktı. Baba sert çelik ayrıldı. Sert çelik, yakın arkadaşı Mustafa Çotuk'a kendisini İstanbul'a götürecek kiralık araç aradığını söyledi. Çotuk da Kubat'tan yardım istedi. Kubat'ın aracıyla yola çıktılar. Sert çeliği İstanbul Şile'de, sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın bulunduğu bungalov evlere bıraktılar. Çotuk, kız arkadaşı Ece Ronay, kendisini arayarak, "Hala çıkmadın mı?" diye soruyordu. Sert çelik, Kubat'a, kendisini İstanbul'a kız arkadaşının yanına götürüp götürmeyeceğini, götürürseniz bungalov kiraladım, birkaç gün sizde kalırsınız, dedi. Sert çeliği bungalovlara bıraktıklarını anlatan Çotuk, kapıda kız arkadaşı Ece Ronay karşıladı, dedi. Ancak Ronay sanıklar arasında yer almıyor. Sert çelik, ayağında elektronik kelepçenin bulunduğu 20 Kasım 2023'te Ece Ronay'la gittiği çorbacıda vurulmuştu.